ekiple zaten ortak yürüteceğiz operasyonu. Yarın ben de sahada olacağım yarın. Müdürüm biz o zaman yarın sabah şey yapabiliriz. Yarın detayların üstünden bir geçeriz uzun uzun. Tamam. Hadi Allah kolaylık versin. Tamam konuş. Altaycığım Allah aşkına bir öte dur ya. Allah Allah. Bir dur. Daha olmadı bu. Bir kepçe istiyorum. Bir kepçe ya. Ya ne bir kepçe? Bitmedi bu daha. Ya olsun baba bir şey olmaz. Olmaz. Olmaz öyle. Ağzın dilin yanar. Manyak mısın sen? Hayır. Hadi hadi. Bir bırak şunu. Ver onu bana. Ver. Bir kepçe bak. Hadi yallah. Yallah. Bir kepçe. Ben olunca vereceğim. Bir kepçe. Hadi yürü lan. Operasyon mu var? Bir Allah aşkına gel şuna bir el at ya. Gözünü seveyim gel. Gel. Koptu kolum yemin ediyorum. Bunu karıştırmazsan taşacak bu. Al. Ne yapacağım? Karıştır işte ne yapacaksın? Hah güzel karıştır. Bu taşarsa çünkü bitti yandık. Bu ne biliyor musun? Yo. Pepeçura. Bu rahmetli anneannem dökerdi bundan bayramlarda ya. Allah rahmet eylesin. Bu Rize usulü bir tatlı böyle puding gibi. Böyle Rize'nin kokulu bir üzümü var. Esasında ondan olacaksın ki ondan yapacaksın. İşte bununla idare edeceğiz şimdilik de. Hah çevir öyle iyice. Çevir. Hiç durmadan. Bugün içinde sağ ol. Arkamı kollamışsın. Peşimize kuyruk taktığını haber etseydin keşke. Tereddütün varsa hala... Yok be oğlum. Tereddütten değil. Güvenmediğim için yapmıyorum bunları. Tam tersi senin güvenliğin için yapıyorum. Yenge kızdı mı çok? Yenge kızmadı da kızacak. Sebep yani tam olarak işte sevdiğini sahiplenmenin çeşit çeşit yolu vardır. Senin akrebin o kara der. İşte başkaları girer hayatına falan. Kafaya takarsın onları sabahlara kadar. Koruma içgüdüsü mü artık ne bileyim öyle bir şey yani. Kıskanıyor muyuz? Oğlum o kadar laf anlattım bunu mu anladın sen ya? Dün bir herif geldi yengenin kapıya. Postalayı verdin. Tekmeyi basıverdin herife. Avukat işte o. Canan'a iş teklif ediyor arkamdan dolanıp falan. Ha, şu beraber ofisine gittiğimiz avukat mı bu? Oğlum sizin jenerasyon ne kadar hızlı lan? Sen de tabii burada çöktün ümüğüne, geri bas yaptın ha. Yakışır. Yani o kadar değil ya. Böyle lisan-ı münasiple izah ettim. Canan'ın daha da haberi yok bu işten de işte. Gideceğim şimdi paşa paşa anlatacağım. Allah kolaylık versin. Yengenin tersi pis. Yengenin tersi pis, evet. Ben de bütün bunları boşanma meselesi yüzünden mi yapıyorum hiç belli değil. Yani sanki böyle hala birlikteymişiz gibi hayatına giren insanlara karışıyorum, müdahale ediyorum. Sanki mahkemeye hiç çıkmayacakmışız gibi. Niye anlatıyorsun sen bunların hepsini bana? Yani Allah Allah. Kim anlatayım? Aynı evde dip dibe yaşıyoruz. Kimle dertleşeyim ben? Yeter ne yaptın? Ne yaptın? Batırdın onu. Ne yapacağım tamam, şimdi? Yeter oğlum. İyice koyulaştı o ya. Şimdi al kaselere doldur. Al bunu. Hah yavaş yavaş doldur kaseleri. Kaseye dökersem elim yanacak benim. Ya burada. Yanmaz elin ya. Allah'ım ya Rabbim. Damlar oradan. Getir buraya. Getir böyle ha. Ha. Yapıştır öyle. Koy, oğlum mal mısın? Döksene içine. Allah Allah. Ha. Sen yeter mi böyle? Yeter tamam işte. Ha bunu böyle falan kafaya dikmeli işleyeceğim bunu öyle mi? Hayır bunu kaşıkla güzel. O şimdi puding kıvamına gelecek. Al bunu da. Güzel bak şahane. Ne tatlı mı bu enteresan? Tatlı. Ay hoş bir tatlı. Sen bu aile ortamına girdiniz ben uzak duruyorum kendimi uzak tutuyorum falan dedin ya. Deme öyle işte. Yani sen bana biraz daha yakın ol. Seni de ekleyecek bir cümlen olsun. Ben bu kadar tamam benden. Ben biraz sahile gideyim diyorum ya. Biraz hava alayım. İyi geliyor deniz havası bana. Ne diyorsun? Müsaaden varsa eğer tabii. Tabii oğlum ya. Git istediğin yere takıl ya. Anahtarım var nasılsa. Ha tamam. Külüm yok, bülbül oldum, dilim yok. Ben yarimden ayrıldım.
ağlamamış gülüm yok. Mendil astım dilekten, bir yar sevdim yürekten. Bilsem sevmezdim onu, hiç çıkmıyor yürekten. Ha? İyi akşamlar dostum. Oo, iyi akşamlar paşam. Gel, gel, gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. Rahatsız etmeyeyim şimdi Metin abi. Ya ne rahatsızlığı. Uyuz oluyorum zaten sana. Gel otur şöyle. Şimdi bu kurşunlara atladı ya. Yağmuru kurtaracak. Abi bütün zinde bunu konuşuyor yani. Olmaz ki. Ha? Bu çocuk benim tahtıma oynuyor hacı. Ben sana diyeyim. Neredeydin sen? Gezdim dolaştım buralardaydım aynı. Ne güzel söylüyordun ya. Bir daha söylesene. Devam et. Bak. İçlendi savcım. Söyleriz. Ateş oldum külüm yok. Bülbül oldum dilim yok. Ben yarimden ayrıldım. Ağlamamış gülüm yok. Mendil astım dilekten. Bir yar sevdim yürekten. Bilsem sevmezdim onu, hiç çıkmıyor yürekten. Bey gidi. Rahmetli anam geldi aklıma. O çok severdi türküyü. Biz çocukken sürekli söylerdim. Sesi geldi ya kulağıma. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Sesin güzelmiş Metin abi. Eyvallah da nereye ya? Oturuyorduk işte. Delireceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Tuttu çocuklarımın kolundan sürükleyerek götürüyor ya. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Gerçekten delireceğim ya. Delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Ya bu nasıl olur ya? Bir şey söyleyeceğim savcım. Avukat mı söylemiş benim kimliğimi? Avukat mı okumuş? Canan Hanım buraya geldi. Oğlan almaya geldi buraya. Ben onun yüzünün ifadesini gördüm. Bilmiyorum. Uzaklaştırmak istiyor çocukları benden. Burada az biraz konuşma fırsatımız oldu bizim Canan Hanım'la ama çok sert bakıyor bu mevzuya. Yani suçlunun yanındaki de suçluymuş gibi bir izlenim böyle yaratılıyor onda herhalde, bilmiyorum. Bilmiyorum yani, benden kurtulsan mı acaba savcım? Hani kurtulsan belki bir şeyler çözülür ya. Ne diyorsun oğlum ya? Ne anlatıyorsun oğlum? Benim halimi görmüyor musun sen? Ben ne durumdayım ya? Ya çocuklarımı kolundan tutmuş götürmüş diyorum, bana ne anlatıyorsun? Şu durumdaki adama yorum yapılır mı, fikir verilir mi Allah aşkına? Bir sus ya, bir sus. Bir sus lütfen, düşünüyorum tamam, ya. Tamam bak sen şu haldeyim falan diyorsun da bunu baştan söyleseydin belki de bu halde olmayacaktı. Ya baştan söylemedin. Söylemedim. İşte neden söylemedin? Baştan söylemedim, ne yapayım? Söylemedim baştan, zamanı geriye mi alayım, ne yapayım? Şimdi bu kadarı söyleseydim ben bunu, bizi Canan burada yaşatır mıydı? Sana izin verir miydi burada kalmana? Soruyorum ya. Ya kolundan tuttu götürdü çocuklarımı. İkna olacak bir tipi var mı bir karımın? Bir bakar mısın buradan? He? Sakin ol savcım. Olmuyorum ya sakin. Olmayacağım. Sakin olmak gelmiyor içimden ya. Çocuklarımı sürüklüyor diyorum, bana sakin ol diyorsun ya. Ya bu adam iş edinmiş. Karımla benim aramı bozmayı kendine iş edinmiş. Görmüyor benim karımda. Anlatıyorum. Duymuyor. Anlamıyor. Konuşamıyoruz. Yiyor. Bütün numaraları yiyor bu adamın. Kim ya bu adam? Kim? Avukat Fatih. Kim? Başka kim var? Oyun oynuyor ya. Benim üstüme oyun oynuyor herif. Bu sen bir dakika avukatımı darbeledin. Ne yaptın savcım? Gel bir hastaneye gidelim savcım, bir gösterelim o eli ya. Uyutmaz bu, uyuyamazsın gecede. Ha ben çünkü gece uyuyacağım. Çünkü rahat rahat uyuyacağım değil mi? Elim böyle olmasa ben gece uyuyacağım gece burada. Ne kadar güzel dünya be. Bak bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ben sana açık açık söyleyeyim. Al aileni tut kolundan, getir evine ya. Getir evine. Koy onları eve. Sonra gönder beni.
Gönder beni de İstanbul'a. Yani en azından ailem burada olmuş olur. Sana çok ağır geldi. Biliyorum ben bu mevzu. Sana çok ağır geldi. Koydu. Nereye gidiyorsun? Çık çık. Yapma bak. Böyle çık, yapma. Çık aç. Yolu aç. Tamam açarım sana yolu da yani. Bir sakin ol. Bak sakin git. Sakin git bak. Evi terk etmek ne ya? Aç. Savcım bak ayağın terliklerle çıkıyorsun. Ben seni gaza getirmişim gibi hissediyorum. Yapma ne olur. Ya kardeşim sen bana demedin mi? Tut ailenin kolundan evine getir demedin mi sen bana? Ya dedim de ne alakası var şimdi? Lafın gelişi söyledim ben onu sana. Evi terk etmek ne demek ya? Ha biz vebalı mıyız biz? Ne oluyor? Ama yani bu terliklerle şimdi bak öfkeli kalkınca daha kötüye gidecek her şey. Ne bileyim yapmasan. Ben buradan çıkmadan eve geri dönmeyecekmişim işte. Yok ya. Aç kapıyı aç. Açamıyorum elim sakat. Aç. Aç kapıyı ya. Allah Allah bir bakalım bir konuşalım yani ne oluyor? Arkamdan da gelme tamam mı? Tamam. Efendim Sayın Başsavcım. Selim Savcım sen ne yapıyorsun? Hı? Avukatın ofisini aratmışsın. Hangi makul şüpheyle? Şimdi şöyle. Eğer izin verirseniz... diyorum ki teknik takibe alalım. Ve dinlemeye alalım telefonunu Fatih Doğanay'ın. Ya bu şekilde daha hızlı yol alırız. Sen beni dinlemiyor musun Selim? Hala teknik takipten bahsediyorsun. Fatih Doğanay'ın yakasından düşeceksin. Ha. Anladım. Anladım Sayın Başsavcım. Şimdi Başsavcım bu operasyonun ifşasıyla ilgili... Yani orada kesin bir sızıntı var. Başsavcım kesin bir sızıntı var. İçeriden birileri bilgi sızdırıyor. Çok belli yani. Limandaki fiyasko diyeceksin Selim Savcım. Limandaki rezalet diyeceksin. Bu ayıbı örtmek durumundayız. Ben hala sevkiyatın limanda olduğunu düşünüyorum. Çıkaramadılar bence. Biz ama ekstra tedbirlerimizi aldık onunla ilgili. Bizzat ilgileneceksin bu işle. O sevkiyatı çözmeden dönme İstanbul'a derim Selim Savcım. Tabii tabii. Ben bununla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü bu artık benim için namus meselesi. Tamamdır. Sağ olun Başsavcım. Oh. Savcım, yengeyle konuşabildiniz mi? Bu senin en iyi değil ya. Ben ona bir buz kovası çözeyim. Hatta şey mi yapsak acaba savcım? Hastaneye mi gitsek? Hadi kalk seni hastaneye götüreyim savcım. Bir baksınlar belki çatlak falandır ne bileyim. Ne diyorsun oğlum bir dur ya bir dur ya bir sus. Bir şey düşünmeye çalışıyorum burada ya. Anlaşıldı savcım. Hayırdır savcım nereye? Yengene biraz zaman tanımaya karar verdim. Biraz sakinleşsin. Bir kafayı dinlesin bir düşünsün taşınsın. Onu çözeceğiz şimdi ben limana gidiyorum. Limana gideceğim bu işin sorumluları kimse. Onları tek tek bulacağım. Hepsinden hesap soracağım. Bu mevzuyu ben çözene kadar nefes almayacağım. Sen o yüzden beni bekleme. Tamam? Tamam savcım. Şimdi geldin Akgün. Evet hadi bakalım. Limandan malı çıkarttın lan. Ne? Malı limandan çıkarttın mı? Savcı oraya geliyor şu an. Oğlum ne çıkarması? Manyak mısın? Parti parti çıkartıyoruz malı. Çoğu hala orada. Soner, sen bu adamı tanımıyorsun. Bir şeye kafayı taktığında o şeyi ne yapar? Eder, bulur. Bir şey yap lan o zaman. Olsun. Abi bu... mümkün değil. Öyle yapamam ben bunu. Mümkün değil ya. Akgün! Ne olacak ya o el? Akgün! Arkadaş. Soner ne yap et, bugün o limanı temizle. Savcı oraya geliyor diyorum, yola çıktı diyorum sana. Hadi! Eğer savcı bir gram mal bulursa senden bilirim. Bak engelleyeceksin. Lan ne yapayım, nasıl engelleyeyim adamı? Öldüreyim mi? Allah cezanı versin seni. Savcım. Oğlum niye duymuyorsun o kadar bağırıyoruz aşağıdan ya? Sen ne yapıyorsun orada dikilmişsin ayakta? Duruyorum öyle duruyorum.
Ne duruyorsun? Duruyorum, ayakta duruyorum öyle. Şeyler duydum. Öldüreyim mi öldüreyim? Kimi öldürüyorsun? Hayır. Yardım lazım mı? Televizyon açık. Daha önce izlediğim bir filmdi. Repliklerini falan bildiğim bir filmdi. Arkamı döndüm. Duvara karşı oynuyordum işte. Gel, arabayı kullanacaksın. Arabayı kullanamıyorum. Elim sakat. El frenini indiremedim ya. Tamam, anlaşıldı. Hadi hazırlan, gel, bekle. Bu liman çıkışlarını falan kontrol ettiniz değil mi? Tabii, talimatımız üzerine istisnasız X-ray araması yapıldı ama kayıtlardan başka bir şeye rastlayamadık. Kayıtlardan başka bir şey yoksa eğer, gemi yanaştıktan sonra ne kaydettiyseniz hepsini izleyeceğiz. Tabii savcım, açayım. Savcım, biraz saçma değil mi yani? Beyefendi zaten baktıklarını söylüyor ama görüntülerin üstünden bir daha geçmeye lüzum var mı yani? Ben seni buraya yorum yap diye mi getirdim? Buradan izleyebilirsiniz savcım. Ben hemen geliyorum. Okey. Kullanamıyoruz ki. Kullanayım mı? Yok yok, tamam. Nereye bakıyorsun? Vallahi normal olmayan her şeye bakıyorum. Burada her şey normal görünüyor. Konteynerden başka bir şey görmüyorum ben. Ne kadar daha bakacağım? Yani hepsine mi bakacaksın savcım? Bütün zamanlara mı bakacaksın? Oğlum bir sus lan. Sayın savcım, açsanız yemek var. Yok yok, tamam, sağ ol, yemeyeceğim. Ama savcım bak çok güzel görünüyor ya. Eyvallah birader. Liman daha dün yeni bir yemek firmasıyla anlaştı. İşte şu, kayıtlı arabası görünüyor savcım. Vallahi arabası falan da gayet temiz duruyor yani, hijyenik. Savcım, sabahtan beri hiçbir şey yemedin, kahvaltı yapmadın, kahve içmedin. Aç karnına öyle uğraşıyorsun burada monitör başında. Savcım, şu sandviçi var ya, ya. Al. Hadi al. Oğlum bir git lan. Çok güzel kokuyor ama ya. Allah Allah. O zaman ben diyorum ki bu senin eli hastaneye gidip bir gösteremedik doktora. Gideyim de bir buz çözeyim mi savcım? Tamam hadi yürü yürü, çık. Bunları gelince yerim ben. Taktı ruh hastası, taktı. Lan ne arıp duruyorsun beni savcının yanında, ha? Yakalanayım mı istiyorsun lan sen? Mal güvende mi mal? Hay malınızı da, sizi de, zehrinizi de. Allah bin belanızı versin be. Ulan uğraştırdığınız şeye bak, benim ne işim olurdu bu pislikte lan? Ne oluyor oğlum sana? Çocuk bezimi taşıyoruz lan biz. Hallettim mi, hallettim de. Soner, sürekli savcının dibindeyim. Bir an olsun ayırmıyor gözünü kameralardan. Limandayız, kamera kayıtlarına bakıyor. Dönüyor dönüyor bir daha bakıyor. Sen kargoyu nereden, ne zaman, nasıl çıkartacağını söyle bana. Ne yapmam gerektiğini bileyim Soner, bana bir şey söyle. Sana güvenmiyorum desem şaşırmazsın değil mi? Bugün yarın temizleyeceğiz limanı. Ama sen savcıyı ne yap et, uzak tut oradan, tamam mı? Lan başka bir yolu yok mu bunun birader? Başka bir yolu kesin vardır, bak söyle bana. Ya da Latif'i ver bize. Şimdi bu savcı malı bulduktan sonra Latif'in ifadesiyle birleştirip üzerine yürüyecek babamın. Sonra ikimizi yan yana gömecekler işte. Ulan nereden bulayım sana Latif'i ben? Lan Soner. Savcı diyorum buradan ayrılmıyor. Ben Latif'i sana nasıl bulacağım? Oğlum bak. Ya savcıyı uzak tutarsın ya da savcının manyaklığını mumla ararız. Anladın mı? Yakacak bu bizi. Vallahi yakacak bizi. Vallahi yakacak. Ne yapacağım lan ben? Thank you.
Yangın alarmı savcım. Buyurun çıkalım. Ne yangını limanda ya? Konteynerlardan birinde çıkmış olmalı. Tamam neyse ne. Sen çık o zaman. Bana kapandı. Bunu aç tekrar. Elektrikler otomatik olarak kesiliyor savcım. Hayda. Allah'ım ya. Savcım ne oluyor? Alarm sesini duydum. Koştum geldim öyle. Ben şey yapamadım, bulamadım. Alarm işte. Yangın var. Ne bileyim ben. Alarm çalıyor. Ulan elimde yemin ediyorum kırıldı ya.